Sizce ben bu videoyu daha önceden saçlarım çok kötü çıktığı için bir daha çekiyor olabilir miyim? Şimdi geçen sene özellikle de magazin videolarını çok fazla yaptığım için tabii ve oradan gelen çok fazla insan olduğu için bu kanala gerçekten ama gerçekten ünlüler hakkında neler düşünüp düşünmediğimi merak eden çok fazla insan vardı. O kadar çok mesaj aldım ki o konuda. Ünlüler hakkındaki gerçek düşüncelerini paylaş, ikincisi gelsin, yok işte şunu yap, bunu yap falan. Epey bir linç geldi o videoda aslında ama yine de çok fazla istendiği için çekmiştim ben o videoyu. Ha işte bu videoyu hiç kimse istemedi. O yüzden yapıyorum zaten. Bugün Türk YouTuber'lar hakkında gerçekten neler düşünüyorum, sizinle onları paylaşacağım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Vallahi daha fazla şey paylaşmak istiyorum. Zaten keşfete de düşüyormuşum. Bana öyle haberler geliyor ama Lilo TV'de bir kere bile keşfete düşmedim ya. Yazık vallahi yazık. Şu anda YouTube'da öyle bir noktadayım ki kimseyle bir kavgam yok. Kimseyle bir alıp veremediğim yok. Herhangi bir atışmaya girmemişim. Kimse kimsenin üstüne basıp bir şey yapmamış. Böyle hani birbirlerinin üstüne basıp ilgi çekmeye çalışan insanlardan falan değilim veya etrafımda öyle birileri yok. O yüzden şu anda bence tamamen kendi fikrim. Ortaya koyacağım fikirler veya insanlar hakkında neler düşündüğüm tamamen o sıfır noktasında. Yani böyle herhangi bir kaygıyla yapılan bir şey değil. Herhangi bir beklentiyle yapılan bir şey değil. Kanal zaten kendi kendine büyüyor. Başkası beni konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur. Veya birisi neden durduk yere bana atarlansın veya ben niye başka birisine durduk yere atarlanayım? Değil mi? Yani her şey böyle sıfırda şu an. Çok güzel bir noktadayım. Bu böyle devam etsin istiyorum. Kimseyle böyle bir kavga gürültü olmadan bir şey olmadan. Çünkü ben YouTube'a kavga etmeye gelmedim. Bir de şunu söylemem lazım. Herkesin gerçekten emeğine sağlık diyesim geldi. Ben çok uzun bir zaman boyunca Türk YouTuber'ları hiç izlemedim. Yani izlememe sebebim Türk YouTuber'lar hiç izlemem gibi bir mevzu değildi. Tabii ki de kesinlikle öyle bir şey yok. Ama YouTube algoritması da karşıma çıkarmadı bazı zamanlar. Böyle ya da hani özellikle merak edip böyle birisinden konuşuyorlar. Ben de açıp bir bakayım falan dediğim hiç kimse olmadı. Ama işte bu kanalı daha da böyle canlandırıp videolar paylaşmaya başladıktan sonra insanları gerçekten izlemeye başladım. Çünkü nasıl edit yapıyorlar, nelerden bahsediyorlar, nasıl ortamlara giriyorlar biraz onları görmek istedim. O yüzden yani aslında böyle yine çoğu insan gibi hani oturup boş vaktimde YouTube videoları izlerken hani böyle şunu izleyeyim bunu izleyeyim diye yaptığım bir tercih olmadı da daha çok bir de bakalım bu nasıl yapıyor, bir de o nasıl yapıyormuş falan. O şekilde böyle bir araştırma tarzında oturup izlediğim videolar oldu. Ama bence şu anda bir sürü isim biliyorum ben. Ve ne yazık ki hepsini de bu listeye dahil etmedim. Bu listede böyle izlediklerim var, izlemediklerim var. Yani ismen bildiklerim var. Genel olarak haklarında düşündüğüm bir şey varsa onlarla ilgili konuşmayı tercih ettim. Yoksa bayağı izliyorum artık. Ve YouTube'da sağ olsun önüme çıkarıyor. Başlıyorum, hazır mısınız? İlk olarak Duygu Özaslan'dan başlayacağım. Duygu Özaslan'ın videolarını izlemiyorum ama böyle hani Duygu Özaslan izlemiyorum gibi bir şeyden değil. Yanlış anlamayın. Yani daha böyle zaten eskisi kadar herhalde video koymuyormuş anladığım kadarıyla. Neden Duygu Özaslan izlememeye karar verdim biliyor musunuz? Çok sikko bir meseleden dolayı. Derdini sikeyim butonu. Getirin. Seneler evvel Duygu bir tane video yapmış. Tesadüfen karşıma çıkan videolardan birisiydi o. Açık Hava Festivali'ne gitmek için galiba böyle bir kombin ve makyaj yapmıştı. Öyle bir şeydi. Ben bunu niye hatırlıyorum biliyor musunuz? Çünkü Açık Hava Festivali'ne Duygu mini etek tercih etti. Oh no! Oh baby no! No baby! Bu kadar yanlış bir hareket ki bu. O yüzden aklımda kalmış. Neden? Çok büyük bir günah mı işledi Duygu? Yo, yani istediğini giyebilir değil mi? İstediği şeye, istediği kıyafeti giyerek gidebilir. Ama şöyle anlatayım size. Aranızda hiç Açık Hava Festivali'nde bulunmayan olduysa diye, bakın öneri olarak da bir kenara yazı. Diyelim ki öğleden sonra saat 4 gibi festival alanına vardınız. Diyelim ki böyle bir izleyeceğiniz grup var, o zamandan vardınız. Ve gecenin 1'i 2'sine kadar orada kalacağınızı düşünün. Tabii gençler bilmez, şeriattan önce saat 12'den sonra müzik vardı bu ülkede. Neyse sinirlenmeyeceğim. Aradaki o bütün saatler boyunca o kişi yemek yiyecek. Bir şeyler içecek, tuvalete gidecek, o boklu tuvaletlere. Bak gene aynı konuya geldim. Ondan sonra yorulacak ve bir yere oturacak. Bütün bunların hepsini o mini etekle yaptığını düşün. Ne kadar pratik olabilir? Yani en ihtimalle
İdrar yolu enfeksiyonu. Teşhisim bu. O zaman şey diye düşünmüştüm. Herhalde bu kız hiç böyle bizim gittiğimiz festivallerde falan böyle uzun uzun zaman geçirmiyor diye düşünmüştüm. Ki eminim güzel festivallere de gitmiştir zamanında. Kendisi hakkında hiçbir şey bilmiyorum şu an. Bak gerçekten insanlar böyle kendisini gömmek için fırsat kolluyor. Ne yaptı? Böyle birilerinin anasına babasına mı küfretti tam olarak? Olay nedir onu da bilmiyorum. Böyle çok tepkililer. Ama hakikaten dışarıda çok fazla linçleyeni var onun. Ne oldu da bu kadar oldu? Yani neyin tepkisi bu? Neyin çilesi? Tam olarak anlamış değilim. Bu listede çok fazla erkek yok. Sadece bir tane var. O da Murat Soner. O da Murat Soner'i buraya eklemesem çok ayıp olurdu gibi geldiği için ekliyorum. Videoları çıkar çıkmaz oturup böyle izlediğim, hemen çıkar çıkmaz oturup izlediğim insanlardan bir tanesi Murat Soner. Ve keşke daha fazla insan tarafından izlense dediğim bir insan ki yani kanalında da az buz kişi yok şu anda açıkçası. Ben şeye çok takdirle yaklaşıyorum. Böyle negatif şeylere, böyle kötü şeylere zaman ayırıp bundan bir içerik çıkaran insanlara. Çünkü bak magazinde de böyle çok iğrenç mevzular oluyor konuşmam gereken ve ben bunu yapınca böyle sürekli içim boşalmış gibi hissediyorum. Böyle içim çökmüş gibi hissediyorum. Ve bu insanlar, listede bahsedeceğim bir iki kişi daha var, sürekli bu negatiflikten bir içerik çıkarıyorlar. Yani çok büyük bir irade gerekiyor demektir bu. Gerçekten. Çok büyük bir irade, çok büyük bir emek, sağlam bir kafa gerekiyor demektir onun için. O yüzden çok takdir ediyorum kendisini. Ama umarım ileride daha böyle pozitif dizilerden bahseder de biraz kendisine de bir iyilik etmiş olur. Başka bahsetmek istediğim bir Ala Tokel var. Kendisine bir özür borçluyum. Çünkü ben kendisinin ismini çok uzun bir zaman boyunca Ala olarak biliyordum. Tamam linçlemeyin ya ama o 3 harf yan yana geldiği zaman benim kafamda hep bir Ala geyik mevzusu geçiyor. O yüzden ben hep bu kızın ismini Ala zannediyordum. O yüzden pardon. Ayla'nın videolarını çok izlemiyorum ama. Yani Duygu gibi onu da çok fazla izlemiyorum. O da böyle bazen pratiklikten uzaklaşıyor falan. Kendi çevrelerinde belki çok mantıklı bazı tercihlerde bulunuyorlardır ama. Özellikle böyle oturup videolarını açıp izlemiyorum. Çünkü yani bilmem öyle içimden gelmiyor açıkçası. Bilmem hiç öyle yani oturayım da ay bir gün videolarını izleyeyim falan demedim. Ama kendisini takdir etmek gerek. O kadar genç yaşta bu kadar büyük bir iş kurup o kadar insanı istihdam etmek bayağı bir yürek ister yani. O yüzden aferin diyorum kendisine. Bir tane Başak Kablan var. Başak Kablan'ın videoları sürekli ana sayfaya çıkıyor ama açıkçası hepsini izlemiyorum. Yani Başak Kablan hakkında tam olarak ne denir, onun hakkında ne düşünülür pek bilemiyorum. Ben onun sadece bir tane videosuna denk gelmiştim ve çok hoşuma gitmişti. O da bazı YouTuber'lardan kitap tavsiyesi almıştı. Tek tek böyle onları birleştirmişti. O güzel bir videoydu ama galiba bütün videoları o şekilde pozitif olmuyor onun da. Onun da böyle biraz şok faktörü var. Biraz böyle insanlardan tepki toplayan tarafı var gibi. Tabii biraz Başak Kablan hakkında kendimi geri çekmemdeki sebeplerden bir tanesi Kazıklı Maria. Maria. Meryem'in videoları... Böyle. Nasıl videolar onlar? Meryem'in videolarını izlemiyorum çünkü izleyemiyorum. O sebeple. Yoksa izleyeceğim yani. Hani oturup böyle baştan sona izleyeceğim. Yüreğim kaldırmıyor. Böyle fenalıklar basıyor bana. O işte bahsettiğim negatifliklerden içerik çıkaranlar var ya işte Meryem bunların şahı oluyor yani. Çünkü o saçma sapan kitaplarla, o saçma sapan kitapların yazarlarıyla, o saçma sapan kitapların hayranlarıyla böyle yüzleşecek kadar bir negatiflikle karşı karşıya kalıyor ve ben böyle izlerken yoruluyorum. Kim bilir o ne yaşıyordur yani açıkçası. Ama onun podcastlerini sıkı takipçisiyim. Çıkar çıkmaz dinlerim hemen. Gerçekten Meryem'i tanımak isteyen de bence oturup onun podcastlerini dinlesin. Bırtkast. Muhteşem. Bir de Tuba diye bir kızı varmış ya. Kimmiş o? Neymiş o öyle? Ya Firefly seven bir insanla anlaşamamak mümkün mü? Firefly sevmemek arkadaşlığın bitme sebebi. Oturur izlerim. Hiç kaçırmam. Son olarak bahsetmek istediğim isim Damla Altun. Damla Altun'un da videoları, vlogları çok fazla çıkıyor karşıma. Damla Altun'un ilk izlediğim vlogu böyle işte pandemi yeni patlak verdikten sonra herkesin evine kapanıp her şey iptal ettiği zaman böyle çıktıkları bir tekne tatiliydi. Şey çok ilginç gelmişti bana hani kimseyle böyle muhatap olmadan, kimsenin hayatını tehlikeye atmadan kendi başlarına bir tatil yapma fırsatı bulmuşlar. O böyle keyifli gelmişti onu izlemek. Sonra baktım Damla 6 tane farklı tatile gitmiş o dönem. Dedim Damla. Tam böyle keyifle izleyeceğim birisiydi. Onu da linç ettiler. Ama olsun ben de linç ederdim. Yazık günah o kadar insan hayatından oldu yani. Biraz dikkatli olmak gerekirdi. Yani eminim olmuşlardır da işte
Bir de Damla'nın şeyine denk gelmiştim. Bu diyet yaparken böyle birisi bunlara diyet yemeği gönderiyor. Ve her şey böyle plastik, 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 plastik. Her şeyde plastik var. Böyle iki tane zeytini kocaman bir plastik kabın içine koymuş göndermişler falan. O kadar çok plastikti ki yani böyle insan ister istemez şey oluyor böyle dünyanın bir tarafına koydular mı acaba falan diye düşünüyorsun. O kadar çok plastik çıkmıştı ki sadece bir oyundan. Allah'ım ama eminim onu geri dönüşüme falan göndermiştir. Çünkü kimse o kadar çok plastiği böyle ne haliniz varsa görün diye çöpe atacak kadar Allahsız değildir. Bir de son bir şeyine denk gelmiştim. Ondan sonra herhalde çok izlemedim. Doğum gününde kıza terapi hediye ettiler. O terapiyi bana hediye etselerdi, terapi olduğu gibi alıp o kişiye terbiyesiz. Vay onları öyle bir döverdim ki orada ben. Daha insan içine çıkamazlardı. Ama çok barışçıl bir yolla döverdim onları. Böyle dinlene dinlene, sakin sakin. Terbiyesiz. Sen kimsin de kızın arkadaşlarının ortasında ona al sana terapi ihtiyacın var diyorsun. Ya bak iyi niyetle çıkmış olabilir tamam hani. Böyle bir şey vardı. İşte ben de senin çok gergin olduğunu düşünüyorum bu aralar. Belki faydasını görsün. Herkesin ortasında vermeyeceksin o zaman iyi bir niyetin varsa. O harekette hiçbir iyi niyet yoktu. Onun hakkında da düşüncelerim bunlar genellikle. Damla'yı da çok fazla eleştiriyorlar galiba. Instagram'da çok fazla link mi paylaşıyormuş bir şey. Ben hiç kimseyi böyle Instagram'dan özellikle oturup takip etmediğim için hani Instagram'da ne paylaşmışlar falan hiç o açıdan bakmıyorum onlara. Veya işte ne önermişler, ne tavsiye etmişler, link paylaşmışlar, kıyafet açısından ne koymuşlar. Hiç o şekilde bakmıyorum ben insanlara. Bana çok sıcak gelmiyor ya Instagram olayları. O yüzden yani yoksa bakardım. Öyle hani izlemiyorum, bakmıyorum sana falan gibi bir şey de yanlış anlamayın. Ay çok konuştum. Yoruldum ya. Neyse bugün yetsin artık. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.